doğrular paralel olarak verilmiş. Üçle birbirine paralel. Bizden BC'de, BCD şuradaki açı ve ABE. ABE şuradaki açının toplamı istenmiş. Biz öncelikle şunu söyleyebiliriz. Buradaki x artı 10 açısıyla, hatta şöyle göstereyim. Buradaki x artı 10 açısıyla, şuradaki açı, x eksi 10 açısıyla pardon. Şuradaki 90 eksi x açısı birbirine eşit olur. Bunlar yöndeş açılar. Şöyle iki tane paralel doğru var. Üçüncü bir doğru tarafından kesilmiş. Burada aynı yöne bakan açılar. İkisi eşit olacak. Yani x eksi 10 eşit olur 94 eksi x. Buradan eksi eksi sola doğru, eksi 10'u sağa doğru alırız. X artı x eşittir 94 artı 10. 2x eşittir 104. 2'ye de bölünce x eşittir 52 derece. Şimdi x 52 olarak bulduk. Aradığımız açılara bakalım. Yerine yazabiliriz. 52, 10 derece çıkarırsak şurası, buradaki açı 42 derece olur. Tabii yöndeş oldukları için şu ikisi birbirine eşit olacak. Bu da 42. Aradığımız açılar, şunu yazıyorum. BCD açısı artı diğeri de ABE açısı. ABE açısı. Şimdi BCD açısı, BCD açısı az önce 42 bulduk. Şöyle eşittir diyorum. 42 artı ABE açısını bulmamız lazım. ABE şuradaki açıyı. Tabii şu iki açı birbirine eşit. İçters açılar, paralel doğrular oldukları için burası da 42. Demek ki diğer açı da 42'ymiş. Buradan toplarsak 84 olur. Aradığımız toplam. Evet.